Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, sizlere bu videoda çok güzel bir zikirden bahsedeceğim. Yani o kadar etkili bir zikir ki arkadaşlar. Bunu bir hoca efendinin sohbetinde dinlemiştim. Ve şöyle anlatıyordu. Çok eskilerden büyük bir alim, büyük bir zat ömrünü medreselere vermiş, ilme vermiş ve ilimde çok üst seviyelere ulaşmış bir alim. Tam 40 yıl boyunca bu zikri aramış. Bu zikrin içinde arkadaşlar İsmi Azam var diyor. İsmi Azam'ın olmasından dolayı yapılan dualar kesinlikle kabul oluyor. Tabii buna inanarak, kabul olacağına özellikle inanarak arkadaşlar yapıldığında dua kesinlikle kabul oluyor. Şöyle bir okuyayım size önce. Zaten kısa bir zikir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya kadimü, ya kaimü, ya daimü, ya ferdü, ya vitru, ya samedü, ya ehadü, ya vahidü, ya hayyü, ya kayyum, ya halimü, ya zel celali vel ikram. Bunu arkadaşlar 100 defa söylüyorsunuz. Ondan sonra sadece tek bir dilek, tek bir istek için o isteğiniz doğrultusunda Cenab-ı Allah'a dua ediyorsunuz. Ve bunun ne zaman yapılacağına dair soru soracak olursanız eğer onu da söyleyeyim. Sabah namazını kıldıktan sonra güneşin doğmasını bekleyin. Daha doğrusu sabah namazınızı güneşin doğmasına yarım saat kala falan kıldığınızda zaten anca bitmiş olur. Hazırlık falan filan. Güneş doğmak üzere hemen hemen güneşin doğuşuna yaklaşmış olursunuz. Güneş doğduktan sonra bu zikre başlayabilirsiniz arkadaşlar. Yeniden okuyayım. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya kadimü, ya kaimü, ya daimü, ya ferdü, ya vitru, ya samedü, ya ehadü, ya vahidü, ya hayyü, ya kayyum, ya halimü, ya zel celali vel ikram. 100 defa sabah namazı sonrası, güneş doğduktan sonra daha doğrusu. Bunu yapıp arkadaşlar sadece tek bir istek için Allah'a yönelin, yakarın, yalvarın. İnşallah duanız reddolunmayacaktır. Çünkü içinde ismi azam olduğunu söylüyor o büyük alim ve Hazreti İsa aleyhisselamın da ölüleri diriltirken kullandığı ismi azam bunun içinde ve bu zikir olduğunu söylüyorlar aynı zamanda. İnşallah bunu yapın arkadaşlar. Birçok dertten, sıkıntıdan kurtulmak için bunu yapabilirsiniz. Hastalığa şifa bulmak için yapabilirsiniz. Her türlü derde çare bu zikirde. Tabii inanarak yaparsanız arkadaşlar. Bunu sizlere aktarmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur sizlere de. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı. Özellikle bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Belki daha önce yapan, bunu uygulayan arkadaşlarımız olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone değilseniz abone olun. Bu şekilde videolar ara ara gelmeye devam edecek arkadaşlar. Instagram'dan da mutlaka destek verin. Tezcan Oskaya kullanıcı adım. Oradan özel soru ve görüşler varsa mutlaka yazın. Ben elimden geldiğince mesajlara dönüyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum.